Selam dostlar. Ghost Life kanalına hoş geldiniz. Kanala abone olup beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Şimdi size birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Başlayalım. Bu bizim daha önceden biliyorsunuz koyunculukla uğraşıyordunuz. Ona bir son verdik. Ve bunun hakkında eski videolarımıza çok yorum geliyor. Soru soranlar oluyor. Onun için bir koyunculukla alakalı bir video çekmek istedim. Sizlere elimden geldiğince tecrübelerimden bilgilendireceğim. Ve en büyük sorulardan bir tanesi de tabii ki de biz neden koyunculuğu veya köy hayatını bırakmaya karar verdik? Başlıyoruz. İyi seyirler. Şimdi dediğimiz gibi birinci sorumuz şuydu. Biz eşimle beraber artık köy hayatını neden bıraktık? Ve akabinde tabii ki de neden buna karar verdik ve koyunculuğu da neden bıraktık? Şimdi bunlar birbirlerine denk gibi gözüküyor ama değil. Şimdi köy hayatını, kırsalı neden bıraktık? Nedenlerimiz şunlar. Kısacası bunu özetlemek istiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Açıklamalarda bulunmak istemiyorum. Şehirde doğmuş büyümüş beyaz yakalının hayali kırsalda yaşamak bir çiftlik kurmaktı. Ben bunu gerçekleştirdim. Ben bunu gerçekleştirirken çoğu insan bana daha önce bu tecrübeyi elde edenler her zaman söylüyordu. İşimin çok zor olduğunu ve onlar da neden bıraktıklarını açıklıyorlardı. Ben de benim zaten insanlarla işim yok. Ben kendime yeterim. İnsanlarla muhatap olmasam da olur. İşte zaten insanlardan kaçıyorum ki gibisinden cümlelerim oluyordu. Doğruydu. İlk başta bu böyle devam etti. Gayet de iyi gidiyordu. Fakat zamanla şunu farkına varıyorum. Biraz da yaş ilerledikçe İnsan psikolojisini anlamaya başlayınca veya topluluğu diyelim, toplum demeyelim, topluluğumuzu, cemaatimizi anlamaya başlayınca şunun farkına vardım. Aristo'nun söylemiş olduğu gibi dostlar bile eşitler arasında olur. Bu çok güzel bir cümle. Yani hayatımda önüme koyduğum cümlelerden bir tanesi bu. Gerçekten de dostlar bile eşitler arasında olurmuş. Yani eşit olmadığınız toplumlar içerisinde bulunmanız çok zor. Bunu bir kere kafanıza yerleştirin beyaz yakalı kardeşlerim. Yani eğer siz bu toplum içerisinde doğmadıysanız, bu toplum içerisinde büyümediyseniz, yani bu cemaat toplum dediğime bakmayın, kısıtlı bir yapı, toplum büyük bir birlikte yaşamalı gerçekleştirir. Bu topluluk diyelim biz buna ya da işte cemaat diyelim, kabile diyelim. Bu kabilenin içerisinde veya cemaat içerisinde, topluluk içerisinde doğmadıysanız burada yaşamanız zor. Yani elbette ki yaşarsınız. Ama belli bir zaman süre zarfında yıpranma payınız olur ve yıpranırsınız. Ve bundan dolayı da yollarınızı ayırmak isteyebilirsiniz. Bizimki de buna benzer bir şeydir. Biz artık gelen anlamda eşimle beraber yaşımızda ilerlemeden başka bir dil daha öğrenip Avrupa'da yaşamak istiyoruz. Yani isteğimiz başka ülkeler görüp, başka diller öğrenip, daha başka insanlarla, daha başka toplumla tanışıp onlar için de yaşama isteğimiz var. O belki bu olumsuz sonuçlanabilir veya bir şey olabilir ama en azından bu dünyada var olabilecek tek hakkımızı da böyle değerlendirmeyi, diğer insanları da tanıyarak fikirlerimize karar vermeyi düşünüyorum. Ki ben bunu zaten gerçekleştirdim. Bir köy yaşantısı, bir kırsal yaşantısı kurma hayalim vardı. Ve bunu buraya gelerek test ederek değerlendirmiş oldum. Ve eğer buraya gelmemiş olsaydım, şu anda 35 yaşındayım, 27 yaşına geldim ben buraya. Gelmemiş olsaydım hep kafamda şu kalacaktı. İşte atıyorum köylü eziliyor, köylü işte sürünüyor, köylü şöyle, köylü böyle diye bir sosyalist bakış açısıyla düşüncelerim kalacaktı. Bunlar değişti. Böyle olmadığını gördüm. Yani benim anlatmam bazı insanların bu görüşlerini vesairelerini değiştirmeyecek benim gibi, eskiden benim gibi düşünenleri. Ama yaşayıp görmeleri gerekiyorsa da yaşayıp görecekler. Sadece ben dediğim gibi tecrübelerimi aktarabilirim. Sadece kesinlikle bu. Koyunculuk neden bıraktık? İşte dediğim gibi biz başka bir topluluk içinde, başka bir toplum içinde yaşamaya karar verdiğimiz için, başka bir ülke değiştirebilir karar verdiğimiz için ilk önce koyunları satmak istedik. Çünkü canlı hayvan zor alınıp satılan bir şey. Yani hatta daha doğrusu kolay alırsın ama zor satarsın. Onun için de ben söylediğimde hayvanlarımız da iyiydi, biliniyordu. Sönmez ırkına geçmiştik. Daire o vardı içinde biraz. Gayet güzel hayvanlardı. İri, sütlü hayvanlardı. Onun için de alıcı çabuk bulduk ve 3 gün içinde, 4 gün içinde sattık. Yani bundan 7-8 ay önce biz koyunlarımızı zaten satmıştık. Koyunculuğu hakkında birkaç bilgi istemişler. O konuda da şimdi yardımcı olacağım size.
Video çok uzayacak büyük bir ihtimal ama kusura bakmayın. İzlerseniz sizin için yararlı olur. İzlemezseniz de canınız sağ olsun. Ben yine buraya bırakmış olayım içimdekileri. İlk önce koyunculuk özelinde demeyelim de şöyle diyelim. Bir işletme yaparken işletmenin maliyetini yani mali tablosunu tutarken, hesabını tutarken bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dikkat etmeniz gereken şeylerde insanlar, duygusal varlıklar, canlılar olduğu için kendilerini aldatabiliyorlar. Nasıl bu? Şöyle bahsedeyim. Örnek veriyorum, ben yonca yetiştiricisiydim daha önceden. Yonca yetiştiriyordum. Balyesinin tanesini 100 liraya satıyordum. Geçmiş zaman. 100 liraya satıyordum. Ben bunu hayvanıma yedirdiğim zaman işletme defterime bunun sadece bana olan, yoncanın içindeki bana olan maliyetini yani diyelim ki 45 lirayı veya 35 lirayı yazıyor olsaydım kendimi aldatmış olurdum. Ben yoncayı nasıl insanlara, dışarıdaki pazara 100 liraya satacaksam kendi hayvanıma yedirirken de işletme tabloma yani mali tabloma, hayvancılığın mali tablosuna 100 lira olarak yazdım. Benim hesabım kitabımı ben böyle tuttum. Bir tek hesap kitap tablomun içerisine sadece kendi işçilik maliyetimi koymadım. Ben bu işe ilk başladığımda, koyunları ilk aldığımızda kuzuların bas kül fiyatı, o zaman sadece et işiyle uğraşıyorduk biz. Sulfox bir koçumuz vardı. Ondan et üretimi yapıyorduk. Kıvırcık melezik koyunlarımız vardı ilk başta başladığımızda. Baskül fiyatı 25 liraydı kuzunun. Ve yaklaşık %75-%80 kar marjıyla çalışıyordum. Gayet de iyi bir rakamdı. Fakat zaman ilerledikçe ekonomik krize tırmanınca bu sefer şöyle bir şey oldu. Kar marjımın %30'un bile altına düşmeye başladığını fark ettim ve hayvanları sağmama rağmen yani süt ırkına dönmüş olmama rağmen. Bu tabii beni çok etkiledi. Bir de ayrıyetten de damızlık satışında bu böyle olmuyor ama kuzu satışında yani kesime kuzu, kasaplı kuzu yetiştirdiğinizde biliyorsunuz fiyatı siz belirleyemiyor musunuz? Bu benim canımı çok sıktı. Yani malı yetiştiren benim ama fiyatını belirleyemeyen benim, ben değilim. Bu beni üzdü. Birkaç cambazlarla da buradaki kesimcilerle de sıkıntı yaşadık. Mesela örnek veriyorum. Kuzuyu benden diyorlar ki 50 kilo 55 kilo kuzu bakıyorum. Diyorlar ki ya bu kuzu koça kaçmış artık. Boynuzları büyümüş. Şöyle olmuş böyle olmuş. Hatta bizimkilerde boynuzu yoktu genelde. Şöyle olmuş. İşte bu hayvan kartlamış diyorlardı. Süt kuzu fiyatını almıyorlardı. Daha sonra ben anasının altında sadece kaşakta baktığım kuzuları 40 kilo 45 kilo satmaya kalktığımda da aldılar kuzuları süt kuzu fiyatına. Doğru. Okey. Ama ondan sonra bu alan kişiler benim bu kuzularımı alıp üstüne bir de bakıp kesip kasaba verdiler. Yani benden aldıktan sonra kendileri bu 45 kiloluk kuzuları tam randıman daha yüksek alacakken 50-55 kilolara çıkartıp kesip sattılar. Ben bunu sorduğumda bana dediler ki senin paranı veriyoruz. Almıyor musun paranı? Sana ne? Yani böyle bir ticari ahlak var. Bu benim yani ahlaki yapıma, ticari ahlak yapıma uymadığı için bu beni çok rahatsız ediyordu. Daha sonra biz bu şekilde hayvanları da müşteri bulunca hemen sattık. Şimdi benden ikinci istenen sorulardan bir tanesi de ırklar arası tecrübemden yana soru soruyorlar. Ben de her zaman şunu söylüyorum. Sadece et ırkı veya sadece süt ırkı yapmak mantıklı değil. Günümüz ülkemizde mantıklı değil. Mecburen et süt kombinasyonu ortak bir ırk yapmanız gerekiyor. Yani ben sadece kasaplı kuzu yetiştireceğim, et işi yapacağım, süt sağımı yapmayacağım, para kazanırım diyorsanız inanın kendiniz kesip kendiniz kasapta satmıyorsunuz kendi kasabınızda. Kendinizi aldatırsınız, kandırırsınız, zarar edersiniz. Bunun için de süt ırkını sağım işine de yapacaksınız. Sağım işini de yaparken de benim tecrübelerimden yararlanarak ben kesinlikle sönmez ırkının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha dirayetli, daha sağlıklı, hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Tahirova da çok güzel bir ırk ama dayanıklı bir sönmez kadar yok arkadaşlar. Daha benden daha tecrübeli arkadaşlarım videoları da var. İzleyebilirsiniz sonuçta. Şimdi arkadaşlar birisi kesinlikle ve kesinlikle bir Excel ya da sürü takip programınız olacak. Yani paranız varsa sürü takip programı alın. Yoksa Excel tablosu tutun. Hayvanların üstünde numara olsun küpe harici. Secelerini tutun. Kimin yavrusu kimden? Hangisi düşük yapmıştır? Şu kadar kilo doğmuştur? Vesaire vesaire bunları tutun. Bunlarla ilgili detaylı milyonlarca video var YouTube'da. Onları izleyebilirsiniz. Ben sadece kısa geçeceğim. İkincisi aşı. Aşılara çok önem vereceksiniz. Zaten dediğim gibi sürü takip
de tuttuğunuz için aşıları da çok rahat bir şekilde tutarsınız. Üçüncüsü, ekipman olarak tavsiye edeyim. Bakın burada bir kitap var. Ben bu kitabı bütün koyunculara, çoban arkadaşlarıma, sürü sahiplerine tavsiye ediyorum. Sadece koyun değil, keçi de, yani küçük baş için bu kitap. Bu kitap koyun keçi hekimliği diye geçiyor. Ben biraz kitapları hor kullandığım için bunun da ön kapağı falan yırtılmış olabilir. Çünkü yanıma alıyordum. Orada her yerde okuyordum. Koyun keçi hekimliği diye geçiyor. Bu kişi veteriner hekimin, kendisi zaten profesör doktor. Ender Yarsan hocaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ender Yarsan hocanın kitabı. Ben bu kitaptan çok yararlandım arkadaşlar. Kitap sizi korkutmasın. 1000 sayfa falan. Bunlar zaten hekim kitabı. Yani bunları veterinerler ders kitabı olarak kullanıyor. Ama bunu kesinlikle alın arkadaşlar. Fotoğraflı bir şekilde ırklardan bahsediyor. İşte hastalıklardan bahsediyor. Bu kitap benim sürümde, size şöyle söyleyeyim, en az %40, en az bakın, en az %40 sürümdeki zayiatı engellemiştir. En az. Bu sadece ölümlerde, mortaliteden bahsediyorum. Beslenmeden vesaireden hiç daha bahsetmiyorum. Bakın mesela burada örnekler size göstereyim. Fotoğraflı olduğu için, yani okumayı sevmeyen insanlar vardır biliyorum, veya iyi okuyamıyorlardır, olabilir. Yani insan okudukça dili gelişliyor. Terimler çok şey. Latin terimleri var, Latince var. Ama önemli değil, Google diye bir şey var. Oradan bakıyorsunuz, çeviriyorsunuz. Zaten arkada sözlüğü de mevcut. Bakın burada mesela en basit zehirli otlar ve işte hayvana verdiği zararlar vesaire, bunları gösteriyor. Bu kitabı dediğim gibi kesinlikle her çiftlik sahibinin, sürü sahibinin, küçük baş yetiştiricisinin elinde olması gereken ve bakması gereken kitap. Ben bunu şakır şakır açıp böyle her şeyine bakıp, hastalık olmuş, ne hastalığıdır, şu hastalığı mıdır, internetten bakıp buradan işte hastalığı bulup tedavisi neler, ne denilebilir, ne ilaç kullanılır, hepsi yazıyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani buradan bilgi alıp yine veterinerinize de danışabilirsiniz. Yani veterinerlerin de işini kolaylaştırın arkadaşlar. Yani onlar da sürekli gelip gidecekler. Size bir maliyet yazıyor. Mazot maliyetleri çok büyük. Yani adamlar da size geldiğinde para yansıtmak istemiyorlar. Sizin durumunuzu da biliyorlar. Para kazanmadığınızı da biliyorlar veterinerler, ama yani inanın onları da anlamanız lazım. Zamansal olarak zaman kazandırın. Dördüncü olarak böyle bir kamera. Bu kamera çocukları olanlar bilir, bebek kamerası diye geçer. Wi-Fi kamera diye de geçer. Bu internete bağlantılı bir kamera. Ben bunu evimin yanındaki sırada kullanıyordum. Evet, dersin ki evimde işte internet var, kullanırsın tabii. İşte biz dağ başında, bizim meramız. İşte şurada bizim meramız. İşte bizim sayamız şurada. Bizim çalmamız burada. Arkadaşlar ben bunu çalmarda da kullandım. Bakın şöyle bir power bank. Bir de bu. Bunu bağlıyorsunuz power bank'a. Daha büyük, daha güçlü bir power bank'a. Telefonunuzdan da dışarıya hotspot'u açıyorsunuz. Dışarıya yaymayı açıyorsunuz internete. Bunu buna bağlıyorsunuz. Bunların üçünü çalmarda bırakıyorsunuz. Düzgün bir yere koyuyorsunuz, takıyorsunuz. Eve geliyorsunuz. Evden de, diğer telefonunuzdan da, bilgisayarınızdan da vesaireden izleyebiliyorsunuz. Böylelikle ne olmuş oluyor? Size bir insan daha kazandırmış oluyor. Bir göz daha var. Alarmı var, kurabiliyorsunuz. Ben bu arada köpek bakmıyordum. Yani birkaç kere baktım ama saçma geliyor. Yani koyunlara gidiyorum. Köpek benden önce gölgeye gidiyor yatıyor falan. Anlamsız bir şey yani çoban köpeği bakmak. Çünkü bizim meralarımız, bizim bulunduğumuz yerde yani çakal yok, kurt yok, şey yok, bir şey yok yani. Hani hayvana zarar verme. Ben burada hayvancılık yaptığım sürece boyunca hiçbir zayiat görmem. Diğer sürülerde, insanlarda duydum ama adamlar kara çalıyla yer yapmışlar. Anlatabildim ne demek istediğimi? Ben çesanla çevirmiştim. Zaten giremiyor yani hayvan. Altlarını taşla kapattım. Girebilecek bir durum söz konusu. Kapı da doğru düzgün bir kapı olduğu için yabani hayvan giremedi içeri ve bize hayatımda olmadı. Ama bu doğumlarda çok işime yaradı. Mesela doğumda sayanın içinde beklemiyorum. Kamerayı açıyorum. Kameradan doğum anını izleyebiliyorum. 2-3 tane kamera kurmuştuk. Kuzu kaşağını görebiliyorum. İşte gebe hayvanları ayrı görebiliyorum vesaire vesaire. Çiftleşme sezonunda çok işe yaradı. Gözden kaçırdığım koyunları bununla gördüm, çiftleşmelerini. Yem konusunda mesela diyorlar ya, işte yemi ıslatıp veririm, arpayı ıslatıp veririm. Bu da olmuyor güzel kardeşim. Çıkıyor. Islatsan da çıkıyor. Onun için yem kırma makinesi bence şart. Hatta videolarım var YKM 500 diye. Ben çok memnun kalmıştım. Siz de izleyebilirsiniz. Rema marka. Tavsiye ederim yani. Bir sponsorlu falan da yok bana. Ot parçalıyordu, şey yapıyordu. Ben karıp veriyordum genellikle. Rasyon videolarım falan da var. Onlara da bakabilirsiniz. Koyun kırkım makinesi. Koyun kırkma işi arkadaşlar, hem maliyetten kaçmanız lazım. Kendiniz kırkmanız lazım. Yılda 2 sezon koyun kırkıyoruz biz.
Hem de ayrıyetten de sadece maliyettir. Bir de hayvanlarla bir bağ kurmanız lazım. Yani o hayvanın lanolinin size geçmesi lazım. Bir temas, bir biyolojik bir bağ da kurmanız lazım. Onun için de koyunları kırkın makinesi alıp koyunları kendiniz kırkmanız gerekiyor. Bu. Ekstra başka bir şeyden bahsetmek istemiyorum. Dediğim gibi ırksal alanda tecrübe bana kalırsa sönmez. Herkesin tercihi farklı olabilir ama ben bulunduğum bölgeye göre söylüyorum. Tecrübeme göre söylüyorum. Sizleri çok seviyorum. Artık koyunculuk videosu gelmiyor olabilir ama koyunculuk içimizde bizim bir ukde. Ben her zaman bir çoban koyum. Gittiğim yabancı ülkelerde yine bunu yapmayı çok istiyorum. Gittiğim her yerde zaten karşıma da çıkıyor tekrardan. Yani çektiğimi düşünüyorum hayvancılığı. Yeniden yaparım bu işi ama bu ülkede değil. Bu ülkede yapmak istemiyorum. Nedenlerini sıraladım. Bu benim tercihim. Burada devam etmek isteyen arkadaşlar zaten devam ediyor. Onlara saygı duyuyorum. Üretmek çok güzel bir şey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Herkese kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.